geldiniz. Ben Aycan. Bu videoda sizlere izlediğim ve severek takip ettiğim dizilerden bahsetmek istiyorum. Toplamda 9 dizi var. Bu dizilerden bazıları bu yaz başladı, bazıları ise devam eden dizilerdi. Bir liste oluşturdum. 9 adet dizi seçtim. Tabii ki daha fazla var ama videoyu kısa tutmak adına böyle bir yola gittim. Hem dizilerin konularından biraz bahsedeyim istiyorum, hem de en sevdiğime doğru gideyim istiyorum. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci dizimiz Zoo. Başta böyle formülü olan dizilerden, işte dünyada insanlar sürekli hayvanlara eziyet ediyor, spor olsun diye öldürüyor, avlanıyor ve hayvanlar bu duruma nasıl tepki veriyor? Bir saatten sonra artık canlarına tak ediyor bu eziyete karşı, işkenceye karşı. Diyor ki biz baskın tür sizdiniz ama şimdi sıra bizde geldi diye. Tabii bunun arkasında işte devletin eli, nasıl bir büyük firmaların bu işin içindeki rolü, ondan sonra bilimin ne türde etkileri hayvanlar üzerinde gibi şeyler izliyorsunuz. İşte 5-6 karakter var hatırladığım kadarıyla. Onların bu hayvanların bu saldırgan tavırlarına karşı izledikleri yol, işte nasıl durdurabiliriz bunu gibi devam ediyor dizi. Birinci sezonu devam ediyor. Bir şans verebilirsiniz bu tarz dizileri. Ben çok delisi değilim ama devam ediyorum izlemeye. İkinci dizimiz ise Masters of Sex. Bu dizide biraz ağır bir dizi. Şu anda 3. sezonu devam ediyor. Gerçek bir hikayeden alınmış. 1950'lerde geçiyor. Dönem dizisi yani. Bill Masters ve yardımcısının bu seks üzerine araştırmalarını konu ediyor. Showtime'ın bir dizisi. Anlayacağınız üzere bayağı bir artı 18'lik sahneler var. Hatta bayağı bir var. Ben ikinci sezonunda birazcık sıkıldım çünkü çok ağır ilerlemeye başladı. İzlemek istemedim, bıraktım. Sonra merak ettim acaba ne oldu, ne iş falan diye. Tekrar izlemeye başladım 3. sezonda. Şu anda devam ediyor. Eğer bu tarz dönem dizilerini, daha böyle dramları, İşte gerçek hikaye dayandığı için de birazcık merak ediyorsunuz, o tarz biyografilere biraz ilginiz varsa bir şans verebilirsiniz. Üçüncü dizimiz The Affair. Bu da birinci sezon bitti. İkinci sezon onayını almış. Yayın tarihini zaman bilmiyorum. Ama sevdiğim dizilerden oldu. Açıkçası ilk izlediğimde birkaç bölüm sıkıldım. Yine bu da ağır ilerliyor dedim ama sonra bayağı bir sardı. İşte konular gelişti. Konusu ise ilişkiler üzerine. Aldatma, ilişkiler ve tekniği beni birazcık da izlettirdi. Çünkü dizinin mesela bir saat oldukça uzun süresi, belki de o yüzden sıkıldım ben biraz, bilmiyorum. İşte yarım saati kadının gözünden anlatılıyor. Yarım saati ise erkeğin gözünden. Olayların karşılaştırmasını da yapabiliyorsunuz. Mesela işte kadın erkeği nasıl görmüş, erkek kadını nasıl görmüş gibi. Bu açıdan benim ilgimi çekti. Çekim tekniği, yönetmenlik açısından. O yüzden de birazcık izledim. Ve beğendim açıkçası. Güzel işlenmiş. Daha sonra konu bayağı bir gelişti, güzelleşti. İkinci sezonu da merakla bekliyorum ben. Dördüncüsü ise Orphan Black. Bu üçüncü sezon bitti ve dördüncü sezona girmiş bu dizide. Yani bu da bilim kurgu. Çok hayranı var bu dizinin, biliyorum. Konusu ise yine bu klonlarla alakalı. Ay, artık şey mi verdim, hani bir spiyon mu verdim bilmiyorum ama klonlarla ilgili bilim kurgu, böyle heyecan, macera arıyorsanız gerçekten bu diziyi tavsiye ederim. Çok hızlı bir kere. Sıkılmadan izleyebilirsiniz. Böyle hele arka arkaya izlediğiniz zaman hiç anlamıyorsunuz. Aa ne olmuş, hadi hemen izleyeyim diyorsunuz böyle. Ve başroldeki kızın hastasıyım ben. Bu kadar mı başarılı olur yani? Hani bu kadar mı başarılı olur bir insan? Kesinlikle çok başarılıydı. Orphan Black'e de eğer bilim kurgu seviyorsanız bir şans verebilirsiniz. Dediğim gibi 3. sezon bitti. 4. sezon onayını büyük bir ihtimal aldı. Bakmadım ona. Ama almıştır çünkü bayağı bir izleniyor. 5. dizimiz ise Hannibal. Maalesef bu dizinin 3. sezonu bitti. Yani şu anda devam ediyor 3. sezonu ama 4. sezonu gelmeyecek. Çünkü kanal iptal etmiş Hannibal'ı. Nasıl böyle bir dizi iptal olur inanın bilmiyorum. Ben severek izledim. 2 sezonu deli gibi, yani harbiden çok severek izledim. Birazcık bazen midemi kaldırmadığı yerler de oldu ama yine de çok severek izledim. 3. sezon bana biraz böyle şey geldi, zorlama gibi geldi. Bilmiyorum. Güzel yine ama ben sıkıldım herhalde. Sıkılgan bir insanım ben. Hep sıkıldım dediğime göre. Ama kesinlikle ilk 2 sezonu izlemeniz gerekiyor.
çok çok başarılıydı. Hannibal ise işte bildiğiniz gibi bu Kuzuların Sessizliği kitabından filmi de var biliyorsunuz. Onun dizisi. Ama oyunculuklar bunda da çok başarılı. Altıncı dizimiz Penny Dreadful. Bunu da Facebook'ta kuzenim sürekli işte Penny Dreadful izlemeyen bizdendir, değildir, işte şudur budur falan diye sürekli böyle paylaşım yapınca dedim bakayım ne bu? Hiç izleyesim de yoktu açıkçası. Bu birazcık, bu da dönem dizisi. İngiltere'de geçiyor, 1800'lerde geçiyor. Kurt adam, vampirler, işte cadılar, Dorian Gray içinde barındırdığı, böyle hepsinin harmanlandığı bir dönem dizisi. İlk sezonunda gerçekten birkaç bölümde hiç konu ilerlemiyor. Dedim ki yani ne olacak, hani bir şey çıksın ortaya, bir şey göreyim yani diye bakıyorum, hiç yok hiçbir şey. Ama sonradan tabii ki işte bunu da toparladılar, güzelleştirdiler. Zaten başrolde Eva Green var. Çok çok başarılı. İzlemeye devam ettim ve gerçekten çok sevdim. Şu anda ikinci sezon bitti, üçüncü sezon onayını da almış. İnşallah böyle ikinci sezonda birazcık dağınık bitti. Üçüncü sezonda böyle karakterler daha toparlanır inşallah. Toparlanır yani, buluşurlar bir arada diyorum. Bir şans verebilirsiniz bu tarz işte korku, karanlık atmosfer. Özellikle şeyi çok sevdim ben, o dönemi çok güzel yansıtmıştır işte. O karanlık atmosferi, yollar, caddeler, kıyafetler, o ışık. Ben çok beğendim. Birinci dizimiz ise bu yaz başlayan ve çok çok fazla izlenen, çok dikkatleri üzerine çeken bir dizi Mr. Robot. Birinci sezon finalini yaptı. Onun 10 bölümden oluşuyor. Büyük bir ihtimal ikinci sezonda yayınlanacak. Çünkü acayip derecede bir hayran kitlesi var. Özellikle sistem eleştirileri çok başarılı. Başroldeki karakter muhteşem. Yani nasıl diyorsun ya? Hani bu kadar başarılı. Bilmiyorum. Çocuk bence patladı bu diziyle beraber. O çok güzel. Konusunu hemen söyleyeyim. Konusu bir siber güvenlik şirketinde çalışan hacker'ın hikayesi. Tabii ki bu kadar kısa konusu yok. İçinde başka karakterler de var. İşte sistem eleştirisi var dediğim gibi. Christian Slater oynuyor. Hastasıyız. Hele sezon finalinde muhteşemdi. Son tiradı böyle. Çok beğendim. Bir şans verin bence Mr. Robot'a. Ben önerdiğim insanlar şey dediler, sıkıldık ya, anlamadık, hani çok teknik konuşuyor falan filan dediler ama sonradan beğendiklerini söylediler. O yüzden sabrederek izlerseniz birkaç bölümden sonra gerçekten dizinin gidişatını ve oyunculuklarını çok çok seveceğinize eminim. 8. dizimiz ise Orange is the New Black. Piper'ın başına gelenler diyorum. İşte bir arkadaşını gençliğinde yaptığı bir hatadan dolayı hapishaneye düşünüyor ve kadınlar hapishanesine başına gelenler. Oradaki insanların hayatları. Hem komedi içinde hem dram içinde. Bilmiyorum yani, o kadar güzel yazılmış, o kadar güzel işlenmiş ki oyunculuklar zaten harika. Biliyorum hepsinin oyunculukları harika dedim ama gerçekten çok başarılı. Zaten birçok Altın Küre'ye ve Emmy'ye de aday olmuş bir dizi. Şey çok güzel dizide, tek bir karakter yok. Tüm karakterleri ayrı bölümlerde işlemişler tek tek. Mesela izlediğinizde yabancı kalmıyorsunuz. Hepsinin hayatına dair bir şeyler bildiğiniz için acaba onun hayatında ne olacak diye merak ediyorsunuz işin ilginci. Sanki şey gibi oluyor. Acaba çok mu şey oldu ya? Çok mu karakter var? Acaba çok mu karışıyor diyorsunuz ama hiç öyle olmuyor. O kadar güzel birbirine bağlıyorlar ki konuyu. O kadar güzel işliyorlar ki. Ben çok seviyorum Orange is the New Black'i. Bayılıyorum hatta. Kesinlikle bir şans verin. Üçüncü sezon bitti. Dördüncü sezon da yayınlanacak. İzlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz diyebilirim. Yazının başından beri başlamasını deli gibi izlediğim, çok çok merak ettiğim Walking Dead'in spin-off dizisi Fear the Walking Dead başladı. İlk iki bölümü izledim. Üçüncü bölümü büyük bir ihtimal siz bu videoyu izlerken yayınlanacak ve ben onu izliyor olacağım. Siz bu videoyu izlerken çok sevdim. Walking Dead'de biliyorsunuz dünya istila olmuş zombiler tarafından, işte onların yaşam mücadelesini, Rick Grimes ve ailesinin, işte çevresindeki insanların, tanıştığı insanların yaşam mücadelesini izledik. Fear the Walking Dead'de ise virüsün nasıl yayıldığını izliyoruz. O panik anlarını izleyeceğiz. Daha dünya medeniyetten kopmamış, her şey yolunda giderken birdenbire nasıl o birdenbire her şeyin çığırından çıktığını göreceğiz.
Onu görmek de birazcık hem eğlenceli olacak bizim için. Çünkü Walking Dead'te acaba nasıl oldu diye merak ediyorduk. Bu diziyle birazcık hem o merakımızı gidereceğiz, hem de yine bir aile dramı izliyoruz. Güzel başladı dizi bence. Başta şeyde yazanlar olmuş, sıkıldık sıkıcı bu ne ya falan diye. Hani ne bekliyorsunuz ilk bölüm? Çünkü başlangıcı bir yerden yapmaları gerekiyor. İlerleyen bölümlerde bol bol zombi göreceğinize eminim ben. Bence kesinlikle Walking Dead'i seven, Benim bunu da izlediğim ve söyleyecektir. severek takip ettiğim diziler bunlardı. Bu tarz videoların devamı gelecek diye umuyorum. Umarım çekebilirim. Sizin bana tavsiye edebileceğiniz diziler var mı? Biliyorum hepsi yabancı dizi. Türkçe diziler de olabilir izlediğiniz, severek takip ettiğiniz. Ben çok fazla takip edemiyorum. Yorum kısmına lütfen yorumlarınızı bırakın. Bu tarz videolar gelsin mi? Onu sorayım size. İşte veyahut da şey de diyebilirsiniz. İşte bir tane diziyi anlat bize, karakterleriyle birlikte tanıt da diyebilirsiniz. Ben blogumda zaten bunların hepsini yazıyorum. Çoğunun da tanıtım yazıları var. Onların üstüne link de vereceğim şimdi. Altta da koyacağım. Oradan da okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Hoşça Evi kalın. doktorum ve Ay doktorun adı neydi? Ay doktorun adını... Bill Masters. Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere takip ettiğim ve severek izlediğim... Takılma. Blablabla. Birinci dizimiz Zoo. Bu yaz başladı bu. Konulu bir dizi. Konulu derken yani öyle konulu değil. Allah'ım iyice saçmaladım. Kesin.